Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Onun ismiyle, onun izniyle, onun izzeti hakkı için, rızasının içinde olduğuna itimat ettiğimiz bir sefere daha revan olduk. Yine bir Ramazan akşamında bir yolculuğa daha niyet ettik. Niyetimiz rızasına muafık bir fiil işleyebilmek. Ta ki Peygamber Efendimiz'in Abdullah İbni Ömer'in elinden tutarak söylemiş olduğu hikmeti gönlümüzde neşet ettirivermek. Ey Abdullah bu dünyada bir yolcu gibi ol ve kendini kabir ehlinden sayıver. Niyetimiz tam da bu. Dünyanın bir yol, hayatın bir yolculuk ve bizlerin de bir yolcu olduğu kanaatiyle beraber Bismillah demek. Peki yolun ve yolculuğun hakkı? Evet. Bunu da Allah'ın peygamberinden öğreniyoruz. Şöyle diyordu Allah'ın peygamberi. Yoldan önce yoldaş lazım. Yani önce refik bulmak lazım. Sonra yola çıkmak lazım. Doğru mu? Doğru. Peki niyetimiz? Bugün yine öğretmenim sahabe diyerek kendimize bir yolbaşı ve yoldaş bulmak suretiyle bir derdimizi konuşmak. Kimle konuşacağız? Abdullah İbni Ümmü Mektum Efendimizle konuşacağız. Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh Efendimizle bir meseleyi konuşacağız. Neyi konuşacağız biliyor musunuz? Şimdi özel gereksinimi olan denilen, daha önce engelli, ondan bir müddet önce sakatlar denilen, haşa huzurdan kardeşlerimizin gerektiğini, gerekliliğini, ihtiyaçlarını konuşu vereceğiz. Doğru kelimeyi bulmakta o kadar zorlanıyoruz ki. Çünkü birbirimizi o kadar çok kırıp, o kadar çok gücendirip, o kadar çok incitiyoruz ki o Aristot matematiği, Aristot metafiziği bizi o kadar esir almış ki. Ne diyordu Aristot? Bir şeyin gelişme ihtimali yoksa, gelişme istidadı yoksa İyi olma yoksa bırakın ölsün gitsinler. Öldürünüz onları, yok ediniz. Bugün Avrupa düşüncesinin bir kısmının üzerine şekillendiği bu negatif, negatif soy bilim ta köklerini oradan alıyor. Oysa, ya oysa İslam toplumunda böyle bir problem yok ki. Görmeyebilir bir insan. Göremeyebilir. Eyvallah tutmayabilir, tutamayabilir, yürümeyebilir, yürüyemeyebilir. Olur be yahu, Çilve-i bunlar. Hangimiz tamız, hangimiz eksiksiz, hangimiz noksansızız? Ya şu toplulukları getirin, şu toplumu getirmiş olduğumuz hale bir bakı verelim. Bir şefkat ve merhamet toplumu olan, tarihte bu cihet ile beraber tarihin her aşamasına imza atan İbn Batuta'nın şefkatin yurdudur demiş olduğu şefkatin en müsait yaşandığı iklimdir demiş olduğu şu Anadolu coğrafyasını ne hale getiriverdik. Dertlerimizi konuşmaya kelime bulamıyoruz. Ne engeli ya? Ne engeli? Mesafeler engel mi? Engeller engel olabilir mi muhabbete? Yok. Bakın birinden bahsedeceğim size. Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh Efendimiz'den bahsedeceğim. Mübarek Abdullah. Rivayete göre sabikundan. Gözleri görmüyor Abdullah Efendimiz'in. Kendisine soruyorlar. Diyorlar ki ey Abdullah bu hastalık ne zaman oldu? resul Ekrem Efendimiz söylüyor. Diyor ki Ey Allah'ın Resulü çocukluğum döneminde oldu. Çocukken demek ki bir müddet görü vermiş ama daha sonra bu yeti kayboluvermiş. Allah'ın peygamberi ona müjde veriyor. Diyor ki buna sabredecek olsan karşılığında cennet vardır. Cibril aleyhisselam bu müjdeyi Allah'ın peygamberine ulaştırıvermiş. Ama bir bakıyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in hayatının her aşamasında Abdullah İbn-i her aşamasında bulunmuş. Suheyb, Hazreti Suheyb'le, Hazreti Bilal'le, Hazreti Ammar ile hayatının her aşamasında Hazreti Abdullah i̇bn Mekdum radıyallahu anh Efendimiz var. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de nereye bakarsanız bakın bu mübarek sahabe efendimiz var. Medine-i Münevvere'ye hicret noktasında ilk hicret edenlerden birisi. Mübarek efendimiz Hazreti Musab bin Ümeyr'den sonra oraya gidip Hazreti Musab bin Ümeyr'in vazifesini takviye eden sahabe efendimiz. Onun yardımcısı. Yani o da bir Medine muhallebi. Üzerinden bir sene geçmeden Hazreti Musab Mekke'ye haber gönderiyordu. Ey Allah'ın Resulü. Medine'de İslam'ın konuşulmamış olduğu tek bir ev kalmamıştır buyuruyordu. Bununla Hazreti Musab'ın başarısı kadar diğer sahabe efendilerimizin ve hasreten Abdullah İbni Mekkeb Efendimizin de başarısı bulunmaktadır diye düşünüyorum. Öyle değil mi can cihazlar? Şimdi hayatın bir aşamasında Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerden birisinin olmama durumu mümkün mü? Mümkün. Çok basit bir şey ya. Bir pıhtı atı veriyor ya. Adına emboli diyorlar. Yolda gidiyorsunuz bir trafik kazası Allah muhafaza buyursun sizi bekleyin veriyor. Veya doğum esnasında bir defekt. Yavrucağız dünyaya öyle geri Veya anne baba yanlış bir gebelik dönemi veya genetik yapıdaki bir bozulma. Bu manada bir engele sebebiyet verebiliyor. Olabiliyor mu? Olabiliyor. Ama tekrar söyleyin bana lütfen hayatın esasını yakalamak noktasında neye engel olabilir ki bu? Bakın Hazreti Abdullah İbn-i bahsediyorken deniliyor ki o bir namaz aşığıydı. Peygamber Efendimiz ona cemaatle namaz kılmaması, cemaate gelmemesi hususunda izin vermiş, ruhsat vermiş ona. Ama buna rağmen cemaatte, camide namaz kılabilmek, mescitte namaz kılabilmek için Hazreti Abdullah i̇bn Ümmü Mektum radıyallahu anh efendimiz cemaati takip ediyor. Devamla cemaate geri veriyor. Peki soru şu. Karabahtım, kem tarihim denilebilecek bir durum var mı? Bakın. Eğer Medine toplumu ve İslam toplumu Aristo kafasıyla kurulan bir toplum olmuş olsaydı, yanlı görülmekten her var, nice Abdullah ezilip gidecekti. Aynen Nazi fırınlarında yok edildiği gibi, o faşist zihniyetin tezahüratıyla beraber nice hayatın sonlandırıldığı gibi, o ari ırka ulaşabilmek noktasındaki saçmalığın çılgınlığın neticesinde olduğu gibi. Ya şimdi buraya dikkat ediniz. Peygamber bir sefere veya seyahate gidecek. Farz edin ki bir yere gideceksiniz. Bir devlet dairesinde vazifelisiniz veya farz edin ki siz de çok önemli olan bir yetkiyi birine devredeceksiniz, emanet edeceksiniz. Elbette ki bunu ehliyet sahibi, liyakat sahibi, işinin keyfiyetini ve ehemmiyetini müdrik olan birine verirsiniz değil mi? Buraya dikkat ediniz. Tam 13 defa, tam 13 defa Peygamberimiz Efendimiz Medine-i Münevvere'ye kendi yerine vekil ve vali olarak Hazreti Abdullah bin Ümmü Mektum'u bırakıvermiş. Gözleri görmüyor, bu buna engeldir dememiş. Ya bugün şu veya bu şekilde beni dinleyen kardeşlerim, muhakkak ki bunların içinde bu manada bir rahatsızlığa düşer olmuş kardeşlerim vardır. Gizli dert sahibi olan kardeşlerim vardır. Amennâ. Rabbim durumlarını kolaylaştırsın, en hayırlıyı onlar için en kolay kılıversin. Bugün Türkiye'mizin önemli problemlerinden birisidir bu. Nüfusumuzun yaklaşık yüzde on ikisini oluşturmakta engelli kardeşlerimiz. Ve bunların aileleri cihetiyle baktığımız zaman nasıl bir kitleden bahsettiğimizi zannediyorum daha billur belirgin bir şekilde ortaya koymuş olacağız. Ama bu bir şey değil ki, İslam toplumu için bir şey değil. İşte Abdullah İbni Mektum, işte Muaz Bin Cebel, işte Habbab Bin Mahzun. İlahiyat Fakültesinden bir beyefendi, bir akademisyen bir araştırma yapmışlar ve sahabe ikram efendilerimizin içinden 300'e yakın bu manada özrü bulunan, özel durumu bulunan sahabe efendilerimizi tespit edivermişler. Peki ne olmuş Medine'de? Bir şey olmamış. Bunlar hayatın içinde hayatın doğal bir rengi, hayatın tabi bir rengiymiş gibi varlıklarını devam ettirmişler ve üretmeye, ürettiklerini paylaşmaya devam etmişler. Ya Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz'in bir ortağı var. Ticaret yapıyor Peygamber Efendimiz onunla. Peygamber Efendimiz'in distribütörü adı Zahir. Allah'ın peygamberi Medine dışından bir takım otları toplattırmak suretiyle getirttiriyor ve ona Medine-i Münevvere'de veriyor ve ticaret yapıyorlar beraber. Ve çok seviyor peygamber Efendimiz. Sarılıyor. Şimdi öyle bir durumdan, öyle bir dönemden geçiyoruz ki şey. hafızan Allah. Herkes birbirinin kusurunu afişe edivermekte. Çünkü o kusurlar biraz sonra kuruşlara dönüşüyor verecekler. Bakın, bakın bugünkü sohbetimizin böyle şeyi olsun, kadayıfın üzerindeki afyon kaymağı oluversin inşallah. Hazreti Abdullah İbni Mektum'un vefatını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazreti Abdullah İçinde bulunmuş olduğu bu özel duruma rağmen, gözlerinin görmemesine rağmen, namaz aşkıyla dolu olduğu gibi aynı şekilde şahadete karşı bir özlem duyuyor. Eğer ömür denilen bu şey bir gün sona erecekse, o en güzel şekilde sona ermeli, o son nota en güzel bir noktada konulu vermeli. Ve Hazreti Abdullah da Rabbinden şahadeti istiyor. Peki nasıl olacak? ki ayeti kerime iniyor. Bir özrü, bir engeli olanlar müstesna tutulduğu halde o yine de bunu isteği veriyor. Ya buraya lütfen dikkat ediniz ya. Hazreti Abdullah İbni Ümmü Mektum radiyallahu anh efendimiz birçok sefere katılıyor ve o seferlerde sesinin tonu notasyonu sebebiyle ezanlar okuyor tekbirler getiriyor. En son Kadisi'ye günü. Yanındakilere diyor ki beni yüksekçe bir yere çıkartıveriniz. Ve ilime İslam ordusunun sancağını veriveriniz. Ben orada mücahitleri cesaretlendirmek için sesimle telbiyeler, tahiyatlar, eşkar evrat, dualar edeyim, ezanlar okuyayım. Sancakta ben de olduğu için ve geriye de gidebilme durumum olmadığı için sancağı da en iyi ben muhafaza edeyim. Ve denildiği yapılır. Yüksekçe bir yere Hazreti Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh Efendimiz çıkartılır. Ve elinde sancak bulunmak. Savaş zaferle kazanıldığı zaman cephe meydanında, savaş meydanında nelerin olduğu kayıplar veya kazançların muhasebesi yapılıyorken bakılır ki Hazreti Abdullah İbni Mek Ümmü Mektum kazananların arasındadır. Bugün birçoğumuzun engel, birçoğumuzun özür olarak görmüş olduğumuz, Belki gözlerinin görmemesine rağmen. Beden ve kafa gözünün görmemesine rağmen. O cennetten gelen kokuyu almıştır. Ve o bir çift kol, bir çift meleğin eşliğinde şehadet şerbetini içerek dünyadaki vazifesini tamamlayıvermiştir. Ne kut. Bu dünyada sırrına erenlere, ne kutlu o sırrın gereğini yerine getirenlere, bir Abdullah olarak yaşayıp, bir Abdullah olarak verenlere Dedi ki Allah'ın peygamberi, cennet özler üç kişiyi, Ammar'ı, Selman'ı ve Ali'yi. Cennet özlesin bizi. Allah'a emanet olunuz ve öyle kalınız efendim.